Evet arkadaşlar, bugün Afyon'da Gedik Ahmet Paşa Camii ve Külliyesi'ndeyiz. Şu anda Gedik Ahmet Paşa Camisi'nin Gedik Ahmet Paşa Külliyesi'nin medrese binası burası. Şu anda içeride toplantı olduğu için içeri giremiyoruz. Burası Gedik Ahmet Paşa Külliyesi'nin medrese bölümü. Bu medrese Gedik Ahmet Paşa Camisi'nin güney batı kısmında kalınıyor. Şu anda Gedik Ahmet Paşa Külliyesi'nin medrese bölümünden cami bölümüne doğru ilerlediğimizde Gedik Ahmet Paşa Külliyesi'nin tam ortasında gördüğünüz gibi Gedik Ahmet Paşa diğer bir adıyla İmaret Camisi bulunmakta. Avluda ilerlediğimizde şurada avlu içinde karşıda ağaçların arkasında gözüken bölüm ise bu imaret hamamı. Külliyenin hamam bölümü. Evet. Gedik Ahmet Paşa Camisi'ni şöyle ön taraftan görüntülediğimizde şöyle görüntüleyelim. Ve avludan camiye doğru ilerleyelim. Gedik Ahmet Paşa Camisi ve Külliyesi Sadrazam Gedik Ahmet Paşa tarafından 1472 yılında yaptırılmış. Yani Afyon'daki en güzel mimari örneklerden bir tanesi. Evet, caminin içine doğru ilerliyoruz. Caminin içi maalesef dışarıya göre biraz karanlık. Bu caminin en belirgin özelliği gördüğünüz gibi ters T biçiminde çift kubbeli yapılmış. Kubbenin biri bu, biri de burası. T biçimine derken işte bu girintiler T'nin üst tarafı. Dışarıdan girip buraya gelene kadarki bölümde T'nin bu çubuk bölümü. Kapı orijinal mi bilmiyorum ama şöyle bir göstereyim kapıyı. O 1472'lere gitmese bile bayağı eski olduğu kesin. Aynı şekilde bu da öyle. Evet, Gedik Ahmet Paşa Camisi'nden
Görüntülerimiz bu kadar. Hepinize hoşça kalın diyorum. Gedik Ahmet Paşa Camisi'nin külliyesi, cami ve külliyesinin çok geniş bir avlusu var. Görüyorsunuz. Adeta Afyon'da bir nefes alma yeri gibi. Az önce karşıdan göstermiştim. Külliye içindeki hamam. Burası. Hamam şu anda hala aktif. Hamam olarak faaliyet yürütüyor. Evet, külliye içindeki hamam tam ortada. Cami ve çok geniş bir avlusu var. Gedik Ahmet Paşa Cami ve Külliyesi'nden hepinize hoşça kalın diyorum.